1.2 TSI Highline arabamız. Nereden başlasak, nasıl anlatsak? Galiba başlamak en zor kısmı. Öncelikle bu kaydı niye yapıyoruz onu anlatayım. Bir arabayı alırken o arabanın özelliklerini internetten okumak, gidip test sürüşü yapmak, ki işin en büyük illüzyonu o. Çünkü Türkiye'de yapılan bütün test sürüşleri bölünmüş yollarda, çok güzel asfaltlar üzerinde, çok güzel yollar üzerinde yapıldığı için kimseye herhangi bir fikir vermiyor. Yani en kötü arabanın da en iyi arabanın da zaten asfaltta gidişi 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğu için test sürüşü yaparak bir arabayı anlamak biraz zor değil, imkan yok. Hani bir arabayı anlamak için bu araba panik frenlerde nasıl tepki verir? Bir arabayı anlamak için bu araba virajlarda kopmaya başladığı zaman nereden kopuyor, nasıl kopuyor, ne kadar kopuyor, yol tutuşu nasıl? Bunu herhangi bir test sürüşünde anlamanın imkanı yok. Dolayısıyla bir yeni araba almak isteyenlere benim hep önerdiğim şey aynı oluyor. Hani bir arabayı test sürüşü yaptım demek için bir 200 kilometre, 300 kilometre kullanmak, o arabayla sert virajlara girmek, arabanın nasıl koptuğunu anlamak için benim herkese önerim genellikle hep aynı oluyor. Hani birazcık paraya kıyıp alacağınız arabayı kiralayıp bir haftadan onu kullanmak, aslında arabayı aldığınız zaman yaşayacağınız büyük hayal kırıklıklarının önüne geçebilir. Özellikle ben bu arabayı almadan önce internetten arıl arıl Tesla Jetta test videolarını aradım ama çok fazla Türkçe video yok. Birkaç tane var. Onlardan edindiğim bilgilerden öğrendiğim kadarıyla bir öngörüm vardı. Araba şu anda 4000 kilometrede ve 4000 kilometreye kadar kullandığımda, 4000 kilometreye kadar gözlemlediğim şeyleri benim döndüğümde size anlatmaya çalışacağım. Tamamen amatörce çekilmiş bir video bu. Herkesin hani bu arabanın 1.2 TSI motorlu Jetta'dan bahsediyorum. Herkesin aklındaki en büyük soru işareti 1.2 motorun bu arabayı götürüp götüremediğiyle ilgili. Yani 1.2 motor bu arabayı çekiyor mu, çekemiyor mu? Net bir biçimde cevap verin. 1.2 motor bu arabayı çok başarılı bir biçimde götürüyor. Orada sıkıntı yok. Çünkü zaten bu motor, TSI motordan bahsediyorum, hem turbo hem süperşarjı destekli olduğu için eski atmosferik motorlu arabalara bakış açısıyla bu arabaya bakmanın bir anlamı yok. Yani atmosferik motorlu bir araba değil. Bu araba turbo destekli, süperşarjı destekli bir araba. Ve dolayısıyla arabadan eski 1.2 atmosferik motorlu arabalar gibi tepki vermesini beklemek çok doğru değil. Bir kere aklınızdaki en önemli problem olan bu 1.2 motor bu arabayı çekiyor mu? 1.2 motor bu arabayı kaldırıyor mu? Yokuşta kaldığım zaman bu araba gidebilecek mi? Klima açık, 4 kişi arkada otururken bu araba yokuşta kalkabilecek mi diye soruyorsanız, evet, bu araba yokuşta istediğiniz gibi kalkacak. Sizin o performans ihtiyacınızın tamamını karşılayacak. Ama unutulmaması gereken en önemli kısım şu: TSI motorların genel karakteri olarak bu araçların bir yakıt tüketim skalası var ki evlere şenlik. Hani ne kadar yaktığı sizin nasıl kullandığınızla ilgili. Hani atmosferik motorlu bir arabada dersiniz ki bu araba
10 litre yakar. Ve ne yaparsanız yapın o araba 10 litre yakar. Ama TSI motorların ve turbo destekli pek çok motorun kişisel kanaatim en büyük problemi şu. Araba ne kadar yakar derseniz, nasıl kullanıyorsanız diye sorarım ben. Hani bu arabayla uzun yolda 13 litre yakmanız da mümkün. Ama aynı yolu 4,5 litre de yakmaz. Hani bu sizin kullanımınızla ilgili. Hani 150-160 kilometre ile gidip ışıklarda ani hızlanmalar yaparsanız ve aceleniz varsa bu arabayla uzun yolda 12-13 litreleri görebilirsiniz. Ve bu sizin için de arabayı alıştığınız zaman bir sürpriz olmaz. Yine bu arabayla aynı yolu kastırırsanız, yani çok kasarsanız 4,5 litreleri, hatta 4 litreleri bile görebilirsiniz ve bu da sizin için sürpriz olmaz. Ama normal yolumda kullanayım, hani ortalama bir şoför gibi ortalama hızlardan bahsettiğim 100 kilometre civarı hızlardan bahsediyorum. O hızlarda giderseniz bu arabanın uzun yolda yakacağı yakıt miktarı 5 litre civarı olur. Şehir içi şehir dışı karışık derseniz, ne kadar yakıyor derseniz, orada da yine çok böyle bir normal kullanımdan bahsediyorum tabii ki. Çok aşırı bir yakıt tüketimi yok ama çok da az yakıyor diyemeyiz. Yani hani benzini kokluyor da diyemeyiz. Yani rakamsal olarak ben Giresun'da yaşıyorum. Çok yokuşlu bir memleket ve arabanın kilometresi henüz çok az olmasına rağmen şu anda 7 litreler civarı bir yakıt tüketimi var. Hani biraz daha düz bir yerde gider yaşarsanız bu tüketimin 6 litre civarında seyredeceğini düşünüyorum. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Herkesin aklındaki en büyük soru işareti, 1.2 motor bu arabayı götürüyor mu, kaldırıyor mu, sorun oluyor mu falan derseniz, hayır, kesinlikle herhangi bir sorun yok. Motor çok canlı, motor çok diri. Hani eskilerin deyimiyle abi gidelim diyor derler ya, o şekilde bir motor var. Ama bir turbo boşluğu var arabada. Yani turbonun devreye girdiği zaman motorun canlanması çok çok iyi. Ama tabii turbonun devreye girmesi gerekiyor. Bir turbo boşluğu var arabada. O turbo boşluğu devredeyken siz diyorsunuz ki bu araba abi hakikaten 1.2 motor araba hakikaten çekmiyor. Çünkü 1300 küsür kilo ağır bir araba. Boyutları çok fazla bir araba. Dolayısıyla bu arabanın turbo boşluğunu özellikle birinci ve ikinci viteslerde ve 1500 devrin altındayken hissediyorsun. Ama turbo devreye girdiği zaman araba coşuyor adeta. Motor coşuyor, çekiş yükseliyor ve çok canlı bir hale geliyor. Dediğim gibi birinci ve ikinci viteslerde 1500 devrin altında bir turbo boşluğunu hissettiğiniz durumlar söz konusu oluyor. Lak ya da lek dediğimiz o gaza bastığınız zaman ki motorun buna tepkisi çok gecikiyor. Ama turbo devredeyken o lag de yok, o gecikme de yok, o tepkisizlik de yok. Birazcık da arabaya alıştıkça, hani ilk 1500 kilometrelerde o alışma sürecinizde, arabaya alışma sürecinde birazcık hissediyorsunuz. Yani turbo devreye girsin de arabam gitsin durumları söz konusu. Ama birazcık arabayı tanıdığınız zaman o noktadan sonra artık o turbo boşluğunun devreden çıkartılması tamamen sizin ayağınızda, seçtiğiniz vitesle ilgili olduğu için arabaya alıştıktan sonra o problem ortadan kalkıyor. Gelelim bir araba için motordan sonra aklınızda olabilecek en önemli kısma, özellikle bu şekildeki Türkiye şartlarında premium sayılabilecek bir araba için bahsediyorum. Konfor. Yani Avrupa şartları göz önüne alındığında bu araba premium bir araba değil ama Türkiye şartlarında bu arabanın şu andaki anahtar teslim fiyatı 63 bin lira civarı. Bu da
vergiler dolayısıyla tabii şişirilmiş bir rakam. Çok çok ciddi bir rakam. Yani 63 bin lira bu arabaya verilir mi? Türkiye şartlarında vergiler dolayısıyla veriyorsunuz. Yani ve premium bir beklenti içine giriyorsunuz. Hoist var mı arabada? Araba hakikaten hem yüksek hızlarda hem düşük hızlarda izolasyon anlamında başarılı. Hani 150'den sonra işte motorun sesi içeri girmeye başlasın, beni rahatsız etsin gibi bir durum yok. Genellikle forumlarda arabaların, bu arabanın kullanıcılarının en büyük yakındığı şey rüzgar sesi. Ve arabanın içeriye bir rüzgar sesi aldığından bahsedilir. Ben çok fazla hissetmedim açıkçası. Yani hani zaten teybi açtığınız zaman o sesten duymanıza imkan yok. Bir rüzgar sesi var, yok değil. Ama bu açıkçası beni çok fazla rahatsız edecek bir seviyede rüzgar sesi değil. Bir de şundan kaynaklanıyor galiba. Neredeyse hiç ses almıyor araba içeri. Yani hani motorun hafif bir uğultusu bile yok. Birazcık işte lastiklerin yola sürtünmesinden dolayı çok çok hafif bir ses var. Bir rüzgar sesi duyuyorsunuz. Hani tek sesi olduğu için belki insanlar birazcık da ona yönleniyor. Belki ondan dolayı olabilir. Araba 2014, yani belki bundan önceki versiyonlarında o problem olmuş olabilir ama ben çok fazla rahatsız olmadım. Amortisörlere geldiğimizde orta sertlikte amortisörler var. Hani çok yumuşak diyemezsiniz, çok sert diyemezsiniz. İkisinin ortası, ama amortisörler konusunda şöyle bir rahatsızlığı var arabanın. Amortisörlerin bir çalışma aralığı var. Normal düz yollardan bahsetmiyorum. Yani bizim ortalama şehir içi kasisli yollarımızdan bahsediyorum. Amortisörlerin bir çalışma aralığı var ve o çalışma aralığını açtığınızda amortisörler ses yapıyor. Boşluğu var amortisörün. Yani bir kütürtü diye tabir edebileceğimiz bir sesi veriyor. Pek çok arabada gözlemledim ben bunu, ama işin garip tarafı şu. Hani bu seviyedeki, bu şekilde bir konfor vaat eden bir arabada bu şekilde bir amortisör sesini duymak insanı hakikaten rahatsız ediyor ve arabanın hani vurduğunu, o amortisörle küdür dediğini hissediyorsunuz siz. Bu çok yüksek kasislerde olmuyor sadece. Yani hani çok zorladığınızda duyduğunuz bir ses değil. Yani çok düşük bu sesi hissetmeniz için gerekli olan kasisin yüksekliği. Ama işin garip tarafı, o çalışma aralığının altında çok başarılı. Yani neredeyse araba kütüphane. Yani ses yok, sarsıntı var ama çok sert, darbe şeklinde sarsıntı değil. Ama o noktada çok başarılı olan amortisörler, o şeyi geçtiğinizde, o çalışma aralığını geçtiğinizde hakikaten birden coşuyorlar ve hani Tofaş Doğan amortisörüne dönüyor. Yani vurmaya başlıyor. Bu ciddi anlamda çok rahatsız edici. Benim açıkçası en rahatsız olduğum konu bu. Yoksa yakıt tüketim değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde. TSI motor çok canlı. Ara hızlanmalar özellikle, yani 100 km'deyken 120'ye, 130'a, 140'a, 150'ye çok rahat çıkıyor araba. Ve aynı zamanda da çok rahat duruyor. Bu konuda bir sıkıntısı yok. Virajlara girdiğinizde önden kayma eğilimi neredeyse yok gibi. Arkadan da çok zor kaydırabiliyor. Yani baya baya uğraşmanız lazım. Hani benim gibi manyaklar ancak bunun için ekstra bir çaba sarf edebilir. Çünkü hani şuna inanıyorum. Hani bir arabanız varsa şunu tanımanız lazım ki bu araba nereden sonra kaymaya başlıyor. Bu araba panik frenlerde nasıl tepki veriyor? Arkadan kendini dağıtıyor mu? Dağıtmıyor mu? Ne kadar sürede duruyor? Viraja girdiğin zaman ne kadar hızda
ve kaç derecelik açılarda kaymaya başlıyor. Bunu tanımanız lazım ki buna ihtiyacınız olduğu zaman bunu tanımanın, aracınızı tanımanın verdiği bilgi size çok yarayacaktır, işinize çok yarayacaktır. Panik durumlardan bahsediyorum. Yani araba ne yapar onu bilmeniz lazım. Virajlarda önden kayma eğilimi hiç yok. Arkadan hafif hafif bir kayma var. Bunun içinde çok 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 ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani çok ciddi uğraşmama rağmen yani birkaç kere yakabildim ESP ışığını. Onun dışında araba sanki şöyle bir his veriyor size. Yani virajdayken lastikler viraja tutunuyor. Sanki arabanın üst tarafı yatıyor virajın dışından ama o lastikler öyle bir yapışıyor ki viraja, hani tutuyormuş hissi veriyor size. Anlatabiliyorum inşallah. O bağlamda yol tutuş konusunda hiçbir sıkıntısı yok arabanın. Çok başarılı. Dediğim gibi önden kayma eğilimi hiç yok. Arkadan kayma eğilimi çok böyle korkutmayacak biçimde. Hani böyle şey olur bazı arabalarda, böyle araba tutar tutar kendini de birden böyle boşaldığı zaman kopar gider arkası. Öyle bir durum da yok. Yani kaydığı zaman da böyle tatlı tatlı geliyor. Yani hiç öyle sizi korkutmayacak şekilde. Zaten ESP çok çabuk biçimde devreye girdiği için o konuda da herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Performans konusu bu. Virajlarda tutma konusu demin dediğim gibi. İzolasyon genellikle başarılı ama dediğim gibi amortisörlerde çok ciddi bir problem var gibi gözüküyor. Bir garip bir durum daha var, rahatsız olduğum konu. Panik frenlerde, yani freni bir 90 derecelik açıyla aşağıya doğru bastırdığınızı düşünün. Hani 90 derecelik yoktur gerçi orası da. Ve ilk 30-35 derece, panik frenlerden bahsediyorum ama ilk 30-35 derece şey çok başarılı, yani çok hisli. Oradan sonra fren adeta boşalıyor. Yani boşalıyor dediğim böyle bir hissiz ve dibi buluyorsunuz. Hani o sıra beyninizin duygusal kısmından geçen düşünce, lan araba durmayacak mı, frenler niye tutmuyor? Beyninizin mantık kısmından geçen düşünce de şu: hani bu arabada ABS var, bu arabada ESP var, bu arabada bilmem ne var, bir sürü sürüş güvenlik desteği var, bu arabanın lastikleri yeni, bu araba güzel yol tutuyor, bu araba kesin duracak diye düşünüyorsunuz. Durur abi yani, lan niye durmasın ki falan. Bir tarafta panik kısmında da şu diyor: lan frenler mi boşaldı? Bu frenlere neden böyle bir setup konulmuş? Frenlere neden, bu arada iç ışıklarımızı yakalım. Neden böyle bir setup ayarlanmış? O konuda herhangi bir fikrim yok. Belki şöyle bir mantık olabilir. Hani hani panik frenlerde dibe dolaşmak, hani freni kapatmak, sonuçta ABS de var, arabanın kontrolünü kaybetmiyorsunuz. Dibe ulaşmak daha kolay olsun diye mi bir böyle bir mantıktan mı yola çıkılmış? Onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani her seferinde sanki böyle bir frenler %35'ten sonra böyle bir ruhu teslim etme durumu var. Ve ömrünüzden böyle bir sene kaybediyorsun. Lan araba durmayacak mı acaba? O hissizlik, ki bu hissizlik, his konusuna da değineceğim. Zaten yeni arabalar, yeni dediğim hani son 3-5 sene içindeki arabaların çok büyük bir kısmındaki temel problem. Bir sürü arabaya biniyorsunuz. Hani sürüyorsunuz ama özellikle son 3-5 seneden beri arabalarda böyle müthiş bir hissizlik. Hani direksiyon hissiz, gaz pedalı hissiz, fren hissiz. Yani hani bu bir arabayı sürerken birazcık insan yolla bütünleşmek istiyor. Bu alanda hani çok hissi bir direksiyon
çok hissi bir gaz pedalı ama o frenlerdeki, özellikle panik frenlerdeki o ruhu teslim etme olayı her seferinde bir ömürden ömür yiyor. Yani müthiş bir şey bu. Yani niye öyle bir setup yapılmış bilmiyorum. Ama hissi olan başka bir taraf var. Direksiyon çok hissi. Yani çok başarılı bir direksiyonu var. Yolu hissedeceğiniz bir direksiyonu var. Ve arabayı alırken, ben ilk defa bu kadar büyük bir araba kullanıyorum. Arabayı alırken hep aklımdan geçen düşünce, ulan çok büyük bir araba aldık. Acaba hani işte yüksek hızlarda, şehir içinde dolaşırken, park ederken vesaire, hani bunun bir problemini, bir sıkıntısını çekecek miyim? Acaba yola sığacak mıyım? Gibi bir durum oluyor. O kadar sıkıntınız olmasın. Araba hani yüksek hızlara çıktıkça adeta küçülen, hani elinize oturan, ağırlaşan bir hissiyata sahip oluyorsunuz. Onun dışında iç elemanlara baktığımızda donanım konusunda Highline, yani en üst seviye bir araba bu. Highline olmasını diğer bir alt Comfortline donanımdan ki farkı, çift bölgeli otomatik kliması var. İsmini unuttum, Volkswagen'in özel bir ismi vardı ona. Yani siz 18 derecedeyken yanınızdaki 25 derecede olsun gibi bir durum var. Yani garip gelebilirsiniz, nasıl olan video falan diyorsunuz. Ben ilk defa böyle klimatronik kullandığım için biraz şüpheyle yaklaştım ama hakikaten işe yarıyor. Onun dışında RCD510 denilen bir Double Din diye bahsettiğimiz ekranımız var. Fakat ekranda navigasyon yok, geri görüş kamerası yok. Onun dışında önlerde ve arkalarda park sensörleriyle beraber araba size bir şekil üzerinde göstererek park etmenizi sağlıyor. Çok da fazla kameranın eksikliğini o grafiksel ekranda hissetmiyorsunuz. Hem önde hem arkada ki neyin ne olup ne bittiğini o ekrandan anladığınız için. Bu ekranı daha sonra taktırmak istediğinizde 2800 lira gibi bir fiyatı var. 2800 lira eder mi? Kesinlikle etmez. Yani hani 500 lira bile etmez bence. Hani çok fazla bir özelliği olmadığından dolayı, ama orijinal taktırmak istiyorsanız 2800 lira çok ciddi bir rakam bence verilmez. Grafikleri bile çok biraz demode olmaya başladı. Demode diyemeyiz ama demode olmaya başladığını söyleyebiliriz. Onun dışında ön göğsümüz yumuşak ama tabii ki teybin olduğu kısımdan aşağıya doğru indiğinizde yavaş yavaş o kalitenin kaybolduğunu ve orta kısmın tamamen plastiğe döndüğünü, kapı üstlerinin plastik olduğunu görüyorsunuz. Tabii bu premium hissiyat vermeye çalışan bir arabada çok fazla sizi rahatsız ediyor. Beni rahatsız etmiyor. Ben plastik olmasından yanayım. Özellikle kapı üstlerinin, çünkü çok fazla kir tutan bir yapısı olduğu için temizlenmesi daha kolay oluyor, onu söyleyeyim. Kişisel kanaatimdir. Yani onun eksikliğini hissettim. Ön göğsün yumuşak olması bir güzellik tabii ki. Özellikle ilerleyen senelerde trim seslerinin olmaması için yumuşak olması arabanın daima o anlamda daha avantajlıdır. Arabanın boyutlarına geldiğimizde, araba özellikle bagaj hacmi, 510 litrelik bagaj hacmi de devasa, yani dünyaları alıyor. Yükleme eşiği çok başarılı. Her şeyi koyabiliyorsunuz ve senede bir kere bile işinize lazım olsa hakikaten şunu diyorsunuz, lan iyi ki büyük bir bagaj almışım. Çok büyük bagaj, çok devasa, çok başarılı. Arka diz mesafesi çok yüksek. Hani arka tarafa oturan herkesin istisnasız söylediği, lan burası bayağı genişmiş. Abartılı bir diz mesafesi var. Özellikle arkada yolculuk yapanlar için bu ciddi bir avantaj. Uzun boylu olanlar için ciddi bir avantaj. Ben kısa bir adamımdır. Hani zaten koltuğu direksiyona bayağı yapıştırıyorum. Benim için çok fazla bir şey fark etmiyor da. Uzun boylu olanlar için özellikle koltuğu geriye aldığınızda arkadakilerin
böyle bir koltuğu bacak arasına alma durumları vardır. Bu arabada yaşamayacaksınız onu. 4 metre 70 santim gibi bir mesafesi var. Ciddi büyük bir araba bu. Tabii bu büyüklüğün en önemli yansıması da bagajı oluyor. Özellikle bagajın bu kadar büyük ve devasa olması ilk etapta gözünüzü korkutabilir. Lan ben ne koyacağım, nerede lazım olacak falan diyebilirsiniz ama özellikle uzun yolculuklara, tatile, pikniğe vesaire çıktığınız zaman bagajınız sizin için müthiş 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 diyorsunuz ki arabanıza bir kez daha aşık oluyorsunuz. Bu konuda kesinlikle sıkıntı yok. Yani dünyaları alıyor bagaj. Onun dışında söyleyeceklerimiz bu kadardır. Galiba değinmediğimiz bir konu kalmadı. Bir sonraki araç testimizde sizlerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, eyvallah.